Merhaba arkadaşlar, standart elektrot potansiyelleri ile hücre potansiyellerinin hesaplanmasında uygulamalar yapacağız bu video içerisinde. Dolayısıyla bu tür uygulamalar nasıl yapılıyor, nasıl hesaplamalar yapıyoruz, bunları öğreneceksiniz. Örneğimizle başlayalım. Bize çinko ve gümüş iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş ve standart bir hücremiz var. Yandaki standart hücre ile ilgili diyor, ifadelerden hangisi yanlıştır? 25 derece, derişimler 1 molar. Bunlar önemli. Çünkü derişimin 1 molar olmadığı durumlar da karşımıza gelecek ilerleyen videolarda. Tuz köprüsünde potasyum klorür çözeltisi kullanılmış. Pekala. Şimdi indirgenme potansiyellerine baktığımızda seçeneklere geçmeden önce. Kimin indirgenme potansiyeli daha fazla arkadaşlar? Gümüşün. Artı 0.80, eksi 0.76. Demek ki ikinci kapta indirgenme olayı gerçekleşecek. Burası bizim katot yarı hücremiz olacak ve ikinci kapta gerçekleşen tepkime de gümüş artı iyonları elektron alarak metalik gümüşe indirgenecek. E0 değeri de artı 0.80 volt olacak, aynen yazdık. Bu durumda birinci kapta yükseltgenmenin olması lazım. Yani çinko metali elektrot ya da çinko artı 2 iyonlarına yükseltgeni olacak. Yükseltgenme olduğu için buraya anot yarı hücresi dedik ya da çinko anot elektrot, gümüş katot elektrot olur. Bunu ters çevirdiğimiz için E0 değerini artı 0.76 volt yapacağız. Bunları topladığımızda hücre tepkimemizi ya da pil tepkimemizi elde ederiz. O zaman hücre potansiyelimizde her ikisinin toplamı artı 1.56 volt eder. Şimdi burada şunu söyleyeyim. Buna biz pil potansiyeli ya da hücre potansiyeli değeri diyoruz. Bu başlangıçtakidir. Pil çalıştıkça bu değer azalır. O yüzden bunu sadece pil potansiyeli 1.56 volttur diye de görebilirsiniz. Başlangıç pil potansiyeli olarak da görebilirsiniz. İkisi aynı şeydir. A doğrudur. Pil çalışırken çinko elektrodun kütlesi azalır mı? Birinci kapta yükseltgenme var. Metal atomları çözeltiye geçiyor elektron vererek. Yani anot elektrot olan çinkonun kütlesi zamanla azalıyor. B doğrudur. Elektronlar dış devrede anottan katota hareket ederdi. Dolayısıyla anotta verilen elektronlar çinko elektrot üzerinden gümüş elektrota doğru hareket ediyor. C doğrudur. Gümüş anot elektrottur demiş, yalan. Gümüş bizim indirgenme gerçekleştiği için katot elektrotumuzdur. Şu gitti. Tuz köprüsünde. Şimdi tuz köprüsünde katyonlar katota, anyonlar anota hareket ediyordu. Tuz köprüsünde biz potasyum klorür tuzu kullandığımıza göre potasyum artı katyonumuz katota gidecek. Klorür eksi anyonumuz anota gidecek. Yani katyonlarımız ikinci kap olan katota hareket eder. E seçeneğimiz de doğru olur. Yanlış olan D seçeneğidir arkadaşlar. Şimdi ben bunları farklı farklı hazırladım. Kimi zaman bakınız şu şekilde de potansiyeller verilebilir. Hemen ne olarak vermiş ona bakınız. Alüminyum artı 3'ten alüminyuma, nikel artı 2'den nikele olduğuna göre size standart indirgenme potansiyelleri verilmiş. Şöyle de olabilir dediğim gibi. Yanda diyor nikel, alüminyum standart elektrokimyasal pil ile ilgili hangileri doğrudur? Şimdi baktığımızda bunların indirgenme potansiyellerine alüminyumun indirgenme potansiyeli eksi 1.66 volt, nikelin eksi 0.25 volt. Bu değer daha büyük. Eksilerine dikkate alıyoruz. Dolayısıyla nikel artı 2 iyonlarının indirgeniyor olması lazım. Bu durumda birinci kabımızda indirgenme olacak, katot. Hemen yazalım. Nikel artı 2 iyonları arkadaşlar elektron alarak metalik nikele indirgenecekler. Ve bu indirgenme değeri olduğu için eksi 0.25 volttur diyeceğim indirgenme potansiyeline. Alüminyumun bu durumda yükseltgeniyor olması lazım. Demek ki ikinci kap bizim anot yarı hücremizmiş. Alüminyum metali, yani elektrot, hop, elektron vererek alüminyum artı 3 iyonlarına yükseltgeniyor. Ve şimdi biz yükseltgenme yazdığımıza göre
ve eksi 1.66 volt indirgenme potansiyeli olduğuna göre bunun işaretini değiştiriyor olacağız. Şunları topladığımızda biz pil potansiyelini belirlemiş olacağız. Bu da 1 artı 1,41 volt eder. Yani pil potansiyeli artı 1,41 volttur, doğrudur. Pil çalışırken nikel artı 2 iyonları derişimi azalır mı? Evet, çünkü birinci kapı olan katotta nikel artı 2 iyonları nikel atomlarına indirgeniyor. O zaman çözeltide bulunan iyonlar gidip elektron alıp indirgendiği için nikel artı 2 iyonları derişimi azalacak. Tuz köprüsünde anyonlar anota hareket eder. Dolayısıyla anyonların ikinci kaba hareket etmesi gerekir. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Pil çalışırken alüminyum elektrodun kütlesi 0,54 gram azalırken nikelin şu kadar artar diyor. Şimdi bunun için tepkime denklemini yazmamız lazım. Alınan verilen elektronları eşitlememiz lazım. 2 ve 3'tü. Ha, başta hiç şunlarla çarpmadığım için umurumda bile olmadı ama şimdi hesap yapacağım. Yukarı 3 ile çarpmamız lazım ki 6 elektron alınsın. Aşağı 2 ile çarpacağız ki 6 elektron verilsin. Elektronlar birbirini götürdü. Kalanları topladığımızda arkadaşlar fiziksel hallerini yazmadım. Su da olacak. 2Al katı, 3Ni katı. Ay, bunu da yazmayayım madem. Peki. Ve 2Al artı 3. Şimdi alüminyum elektrodun kütlesi 0,54 gram azalırken diyor. Öncelikle 0,54 gramı bir mole çevirmemiz lazım. 0,54'ü mol kütlesi olan 27'ye bölersek 0,02 mol eder. Yani 0,02 mol alüminyum elektrodun kütlesi azalırsa. Bakınız burada 2'ye 3 oranı var. Ops, yanlış yere yazdım. 2'ye 3 oranı var. Demek ki 2'ye 3 ise 0,02'ye 0,03 mol nikel elektrodun kütlesi artacaktır. Bu da doğru olur. Sorumuzun doğru yanıtı 1, 2 ve 4. yargıların doğru olması şeklindedir. 3. örneğimiz. Bize der ki mangan kobalt standart pilinin tepkimesi ve standart pil potansiyeli yukarıda verilmiş. Bakınız şurada. Ve magnezyum iyonlarının indirgenme potansiyeli de şu olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle biz pil tepkimemize bir bakacak olursak, pil tepkimemizde manganlar yükseltgenmiş. Demek ki yükseltgenme anottaydı, biliyorsunuz. Anotta mangan atomlarının fiziksel halleri yazmıyorum arkadaşlar. Mangan artı 2 iyonlarına yükseltgenmesi var. Kobalta baktığımızda artı 2'den 0'a indirgeniyor. Demek ki katotta ise kobalt artı 2 iyonlarının indirgenmesinden bahsediyoruz. Bunları topladığımızda da pil tepkimemize ulaşmışız. Şöyle. Pekala. Şimdi öncelikle bakın, üçüncü yargıda diyor ki mangan kobalt pilinde mangan anot elektrottur. Evet, çünkü yükseltgeniyor. Bunu bulduk. Burada bize bir volt değeri bulacağız. Bu tepkimenin hücre potansiyelinin artı 0,90 volt olduğu verilmiş. Bir bilgi daha var. Mangan iyonlarının indirgenme potansiyeli var. Eksi 1,18 volt. Ama bizim tepkimemizde mangan yükseltgendiğine göre o zaman burada yükseltgenme potansiyelini kullanmam lazım. Bu ne kadarmış? Şimdi ters çevirdiğim için artı 1,18 volt eder. İndirgenmeyi de yükseltgenme yaptık. O zaman buradaki değer kobaltın indirgenme potansiyeli olacak. Bunu da x dedim. Biz ne yapıyoruz? Artı 1,18 voltla x değerini topluyoruz. Artı 0,90'ı verecek. Buradan x değerini ne buluruz arkadaşlar? Eksi 0,28 volt buluruz. Yani eksi 0,28 volt. Kobaltın indirgenme potansiyeli eksi 0,28 voltmuş. Şimdi birinci yargıda diyor ki kobaltın yükseltgenme potansiyeli eksi 0,28'dir. Hayır.
Kobaltın indirgenme potansiyeli -0.28 volt. O zaman yükseltgenmesinin +0.28 volt olması gerekiyordu. Birinci yargımız yanlış. Şimdi gelelim ikinciye. Burada bildiğimiz şeyler var. Şöyle ki, manganların +2'den 0'a indirgenmesi -1.18 volt. Kobaltın +2'den 0'a indirgenmesi -0.28 voltmuş. Yani indirgenme potansiyeli fazla olan kobalt +2 iyonları. Bunların tersini düşünelim. Manganların yükseltgenme potansiyeli +1.18 volt eder. Kobaltların yükseltgenme potansiyeli ya da kobaltın yükseltgenme potansiyeli +0.28 volt eder. Şimdi metalik aktiflik yükseltgenme potansiyelinin ölçüsüdür. Ve bunların yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki manganın kobalttan daha büyüktür ki o yüzden zaten mangan yükseltgeniyor. Kobaltın indirgenme potansiyeli fazla olduğu için o yüzden kobalt indirgeniyor. Demek ki bu metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki manganın kobalttan daha fazlaymış. O zaman sorumuzda ikinci ve üçüncü yargılar doğru yargılardır arkadaşlar. Pil potansiyelleriyle ilgili test örnekleri yaptık. Bundan sonra bir videomuz daha var. Orada da farklı tür iyonlar kullanırsak neler oluyor onlara bakacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.